Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Gün arkadaşımın evinde yediğim ve çok beğendiğim sultan poğaçasını ben de eve gelir gelmez hemen yaptım ve sizlerle şu an paylaşıyorum. İnanılmaz bir lezzet. Bir kaşık kaymak bir poğaçayı bu kadar mı çok yumuşatır, bu kadar mı lezzetine lezzet katar, inanın ben bu tarifte görmüş oldum. Gerçekten sultanlara yakışır harika bir poğaça oldu. Yapınca asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. O kadar yumuşacık ve lezzetli bir poğaça ki iyi ki de böyle güzel bir tarifi almışım ve yapmışım diyeceksiniz ve bu tariften asla vazgeçemeyeceksiniz. Her hamur işinizde kullanacaksınız. Bunu da garanti veriyorum. Tarifimizin malzemelerini info kısmında yazdım. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içine ılık suyumuzu, ılık sütümüzü, tuzumuzu, şekerimizi ve yaş mayamızı alıp spatula ile şöyle yaş maya eriyene kadar karıştıralım. Devamında içine 2 tane yumurtanın beyazını sarılan üzerine kullanacağız. 1 su bardağı sıvı yağımızı ve 1,5 yemek kaşığı kadar kaymağımızı döküyoruz. Sonra yine spatula ile bir karıştıralım. Kaymak yerine krema da olur arkadaşlar. Şlaksane de olur. Hiç sorun değil. Aynı şey çünkü. Karıştırdıktan sonra da unumuzu ilave ediyoruz. 1 kilo un. Tam 7 su bardağı un gidiyor arkadaşlar. Sizler için ölçtüm. Hani gramajı istemiyordunuz ya. O yüzden sizler için ununu da ölçtüm. 7 su bardağı. Benim su bardağı 200 mililitrelik. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Evet, önce 5 su bardağı unu kattım. Spatula ile şöyle bir topladım. Daha sonra da 2 su bardağı unumu daha ilave ettim. Ve elimle ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğurdum. Yoğurduğumuz hamurumuzun üzerine streç folye ve güzel temiz bir bez örtelim. 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Böyle sıcak bir ortama koyarsanız yarım saatte de mayalanıyor arkadaşlar. Yani ben kaloriferin yanına koydum, hemen yarım saatte mayalandı. Evet, mayalanan şöyle gördüğünüz gibi kabardıkça kabaran hamurumuzdan şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım ve yine böyle bir 5-10 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Evet, şimdi geldi poğaçalarımıza şekil verme zamanı. Hemen şöyle ben bu spatulanın üzerinde yapmak istiyorum. Daha güzel gözüküyor burada. Parlamıyor. Tezgahta parlıyor çünkü. Bezemizi alalım. Elimizi biraz açalım. İçine de peynirli iç harcımızdan koyalım. Üzerini kapatıp böyle elimizin şöyle işte bastıralım. Ne diyeceğimi de bilemedim. Elimin kenar kısmı mı deniliyor oraya? Ne deniliyor acaba bilemedim. Kafama takıldı şimdi. Ben bunu bayağı bir düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, bütün bezeleri bu şekilde açıyoruz. İçine peynirli iç harcımızdan koyuyoruz ve şöyle ortasından sertçe bastırıyoruz. İyice bastıralım ki açılmasın. Tüm bezelerimizi aynı işlemle devam edelim ve yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içine dizelim arkadaşlar. Yine üzeri kapalı böyle bir 15 dakika dinlendirirsek harika yumuşacık poğaçalar elde ederiz arkadaşlar. Bu dinlenme kısmına biraz dikkat edelim lütfen. Sonrasında üzerine yumurta sarısı sürelim. Hani o 2 tane geriye kalan yumurta sarısı var ya, onu güzelce çırpalım. Poğaçalarımızın üzerine sürelim. 200 dereceli fırında üzeri nar gibi olana kadar pişirelim. Şöyle bir garanti veriyorum ki bu tarifi bir kere yapan bir daha vazgeçemeyecek. O kadar lezzetli bir poğaça oldu ki, bir de yumuşacık. Beş çay masalarınızdan kesinlikle bu tarifi garanti veriyorum, eksik etmeyeceksiniz. İnanın ben çok beğendim. Artık bundan sonra bütün günlerimde ben bu tarifi yaparım. Başka bir tarif sokmam. Şimdi poğaçalarımızı pişmeye gönderdik. Ve görüyorsunuz nar gibi kızardı. Şunun görüntüsüne bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu tarif yapılmaz mı? Soruyorum size. Şu güzelim sultan poğaçalarından lütfen yapın. Tadına, lezzetine bakın. Sonra da önce bir tabii ilk başta bir yorum yazın çıkın. Yani yorum yazmadan sakın çıkmayın. Ne olur videoyu izledikten sonra. Ondan sonra tarifi yapın. Sonra da tarifi yaptığınız için gelin yorum yazın. Yani lezzetini falan söyleyin. Yumuşaklığını falan söyleyin ki yapmayan arkadaşlarımıza fikir olmuş olsun.
sizler yapıp yorum yazacaksınız ki yapmayan arkadaşlar yorumları okuyunca hani yapıp yapmama konusunda fikir edinsinler arkadaşlar. O yüzden bakın yumuşacık, dokusu, tazeliği, böyle nasıl diyeyim, lezzeti, kıvamı, her şeyle bir bütün harika bir poğaç oldu. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.